Gitarının özel bir gücü olsaydı ne olurdu sence? Ben vardım hep, vardım. Ben vardım sen yoksaydın. Bu tüylerim diken diken oldu. 25 yaşındaki bir aşık olmuyorum şimdi. Aa bakın model hanım gelmiş falan. Evet. Model hanım efendim. Üşümem ama kışı çok severim. Kış aksesuarlarını da çok severim. Ben kışçıyım. Çok iyi bir cover'dı bence. Bence de çok iyiydi. Alyans Motto Müzik Ritmik Sohbetler'de bu bölümde konuğum Fatma Turgut. Herkese merhabalar. Harika, harika görünüyorsun. Teşekkür ederim, çok sen de öyle. Evet. Bütün pandemiyi evde geçirmiş olmanın verdiği ve hiç kilo almamanın verdiği, nasıl yaptın onu? Çok sağlıklı beslendim, hiç dışarıya çıkmadım. Hiç. Gerçekten hiç. İlk 70 gün gönüllü karantinasına girenlerdendim. Gerçekten ilk 70 gün hiç dışarıya çıkmadım. Evde olunca da evde çeşitli faaliyetler tabii. Spordu, yemek yapmaydı, oydu buydu. Ve de çok şükür hastalanmadan cuma günü de aşımı oldum. O zaman başlayalım. Ben vardım. Hı-hı. Çok güzel bir şarkı. Tamamıyla sana ait bir hikaye. Evet. Anlat. Ne oldu o şarkıda? İşte bir kız var. Bir ilişki var. Hı-hı. Diyor ki ben vardım. Ben hep vardım zaten diyor. Hı-hı. Ondan sonra da olaylar o şekilde gelişiyor. Güzel gelişiyor. Sen hep bekliyordum ben senden. Tamamıyla Hı-hı. senin formatında sana Hı-hı. ait bir şey. Hı-hı. Çok mu bekledin Fatma? Yani muhtemelen evde bir sürü vardır. Evet. Evet. Yaşa. Aynen öyle. Evde bir sürü var ama Yasemin cesaret edemedim. Yani çünkü bence nacizane şimdiye kadar o kadar güzel şarkılar söyledim ki. Evet, hepsi çok güzel. O yüzden de kendi albümümde de öyle birçok değerli isim var. Ve onların yanında şarkım sanki acaba kötü mü olacaktı ama falan. Gerçekten öyle. Hep böyle bir ama şimdi de bunun cesaretiyle bunu yapmış olmanın verdiği mutlulukla da şimdi işte o hep kenara biriktirdiklerimi çıkarmaya başladım. Çıkarmalısın. Şimdi bir tane daha var mesela. Onu da yapmak için yani duyurmak için sabırsızlanıyorum. Bavulunda taşıdın, karanlıktan koptun geldin. Umudun dikenli, çiçeğini sana ben verdim. Sahipsiz çığlıkların, şefkat ise bakışların canımdan kopardım da yarısını sana verdim. Ben vardım hep, ben vardım. Ben vardım sen yoksaydın. Bilir misin ne zordur sevmek karanlığı alıştım. Şimdi inandır kendini yaşadığına ben kaçtım. Parayla atkı ile bere almışsın. Evet. Çok ben yani, tüylerim diken diken oldu. Aldır çok onları. Eski. Yani. Çok eski. Mevsim neydi ki? Yani bu Ağustos'taysa işte. Konuydu benim için. Hı-hı. Ha, okay. Çünkü düşünsene. O da ben daha liseye gidiyordum Hı-hı. ve bir grubum vardı. Onlarla birlikte Efes Sineması'nda sinemada bir evet. konser verdik ve çok pahalı bir markaydı tabii o zaman. Hala da öyle mi bilmiyorum. O pahalı markanın atkı ve beresini almıştım. İlk paranla. Evet.
kazandığım sonra parayla. Sonraki kış peki daha çok mu atkıbere aldın yoksa geleceğe yatırım yapıp bikini ne bileyim? Hayır, yok. Yine atkıbere aldım kuvvetle muhtemelen, hatırlamıyorum ama çünkü o aldığım şeylerin çalındığını hatırlıyorum. O yüzden tekrar gidip atkıbere almış olabilirim. Sen üşüyen biri misin çok? Üşümem ama kışı çok severim. Kış aksesuarlarını da çok severim. Ben kışçıyım. Yani yılın 8 ayı, kış 4 ayı, ilkbahar falan olabilir. Gitarının özel bir gücü olsaydı ne olurdu sence? Sana ait gitar, işte tor gibi düşün kendini. Onda bir tane çekici var ya. Evet. Senin gitarın mesela nasıl bir şey olurdu? Kafamdan geçen her şeyleri hemen hızlıca melodiye dökerdi. Ben de üstünü tamamlardım herhalde. Ha, sen bayağı eleman istiyorsun gitarda. Evet, lazım ya. Evet. Yani çünkü zor olabiliyor bazen hissettiklerini aktarmak, çıkartmak. O yüzden o onu yapsın, geri kalanı da bana düşsün, bıraksın, ben onu yaparım. Hı. Tamamlayıcı bir unsur istiyorsun, evet, hayatında. Aslında süper güç dediğin şey bu zaten. Bence öyle. Okay. Peki, kaç yıl oldu bilmiyorum ama solo kariyerinle beraber Fatma 5. Turgut olmak çok da kolay bir bölüm değildi. Bir grubun içinden çıkıp, hatta sana o zamanlar model hanım diyorlardı. Aynen. Evet. Aa, bakın model hanım gelmiş falan tamam. Gibi. Model abla. Model. Model hanım. Efendim. Çok zoru başardın. Aşama aşama yaptın. Sence tam olarak ne zaman kurtuldun o şeyden? Fatma oldun yani tam olarak. Şöyle örnekleyebilirim. Artık insanlar sokakta adımla hitap ediyorlar ve Fatma Hanım bir fotoğraf çektirebilir miyiz diyorlar. Evet. Eskiden model abla vardı, evet, model hanım vardı ya da siz, aynen ben, aynen. İşte bunlar yani son 2 senedir, hatta 3 senedir böyle ama ilk 2 senem çok kanlı geçti diyebilirim. İnanırım çünkü bir algıyı yıkıp yeniden sıfırdan bir şey doğuruyorsun. Kesinlikle öyle. Keşke no name olup... O daha kolay. Değil mi? No name bir şey oturtmak çok daha kolay. Dediğin gibi insanların zaten aklında olan şeyi değiştirmeye çalışıyorsun. O biraz zaman aldı. Televizyona katılsaydık eğer gibi bir Twitter'da böyle bir isim listesinde sen de varsın. Hı-hı. Katılır mıydın Fatma? Katılırdım. Aslında tamam. Öyle bir şeyler de daha önce söz konusu olmuştu çok önce. Bu zaten benim... Düşünüp aslında karar vermiş olduğum bir konuydu. İlerledi evet. Bayağı bir de mevzu. İşte gibi Aha. Konuşamıyorum çok. Öyle bir şeyler vardı aslında. Giderdim. Hı-hı. Yani çok büyük bir sorumluluk ama yaptığım işe güveniyorum, kendime güveniyorum. Yaptığım, çalıştığım insanların kalitesini biliyorum. O yüzden altından da kalkardım diye düşünüyorum açıkçası. Güzel. Kalkardım. Ya, hoşuma gitti. En azından birisi ya ne gerek var demedi. Ya yok ya, ben dürüstüm o konuda. Dediğim gibi yani gerçekten çok biliyorum, saçımda kafamda yaralar çıkacaktı ama ona da hakkından gelecektim diye hayal ediyorum. O zaman Fatma fix sorulara geçiyorum. Buyursunlar. Motto Müzik'te fix sorular çok fena. Neyi çok özledin ya da hiç özlemedim diyorsun. Sahnede olmayı, insanların gözünün içine bakarak şarkı söylemeyi, kuliste eğlenmeyi çok ama çok özledim. Peki duşta en çok söylediğin şey, yani en böyle vay be kimse, kendi tarzında olmayan, ne bileyim bir arabesk de patlatabilirsin yani yıkanırken ya telefonun başında falan olabilir. Güne göre değişir. Var mı böyle çok spesifik bir şarkı? Pardon. En son Rubato'yla geliver yanıma, güldür yüzümü falan söyledim yani. Tarz ayırma, müziği çok seviyorum. Müzik okudum. Öğretmenlikte yaptım uzun bir süre falan filan. Neyse hep müziğin içindeydim. O yüzden öyle bir şeyim yok. Peki sen nasıl bir aşıksın? Nasıl bir? Aşıksın. Ay ben çok tatlı bir insanım. Ya bu programda bir tek iğrenç bir aşık benmişim. Yani psikopat, şüpheci, paranoyak yani. Onlar vardı bir de aslında ama. Bak eskiden daha çoktu. Ya büyüdükçe mi bilmiyorum, yaş aldıkça mı ya da yaşadığım şeylerle de alakalı. Ya evet biraz şey, yaşla da alakası var. 25 yaşındaki bir aşık olmuyorum şimdi ama. Tabii var azıcık kıskançlık var azıcık. Aa, onu nasıl yaptın sen başı nasıl yani onlar var. Hayatında borç isteyebileceğin kaç kişi var? Ay ne mutlu bana, çok var. Çok. Çok var çünkü. Toplayalım buraları gidelim, nedir? Abi son. Çok varsa ya. Geri dönmek gerekirse ya, sıkıntı ya, olur. Şakası ama böyle çok sağlam dostlarım var o zaman ya da. Var. Ya öyle dostlar biriktirdiğime inanıyorum. O çok güzel. Zaten insan para biriktireceğine insan biriktir derler.
5 dakikada Beşiktaş sorularımıza hazır mısın? Yes. Çok hızlı cevap vereceksin. Bir kelime, bir kelime. Sana anladım. Ne hissettirdi? Bir kelime dedi. Sana hissettirdiğini söyle. İzmir. Her şey. Tsubasa. Ayık aşkım. Motosiklet. Özgürlük. Batman. En iyisi. The best. Los Angeles. Asıl özgürlük orası. Aşk. Olmazsa olmaz. Olmazsa yaşayamayız bence. Trafik. Nefret ediyorum. Nakarat. Şarkının en güçlü yeri. Palavra. Bak mısın? Çok iyi bir cover'dı bence. Bence de çok iyi. Sen hatırlıyorsun, evet, sen evet, çok evet. Sevmiş. Bence çok iyi cover'dı ama çok olmadı, sevilmedi galiba. Çok değişik bir şey çok oldu çünkü farklı bence. Oldu. Ben de o formatı çok seviyorum. Öyle daha ben funky, de seviyorum. Falan. Niye evet, cover evet. Yapıyoruz o zaman? Kara Fatma. İyi, benim ilk yazarım, markam. Ne var o markanın içinde? Merch yapıyorum. Sweatshirtler var, elbiseler var, tişörtler var, croplar var, şapkalar var, çantalar var. İlk beresini alan fakir kızdan nerelere? Peki, yaz. Ondan da besleniyorum, severim. Seversin değil mi? Evet. Yani o dramalık kısmı da işine yarıyor. Tabii ki. Tatil. Yapacağım şimdi. İzmirli oldu, gördün mü? Yapacağım şimdi yapacağım. Bir anda. Tatil, tatil benim için şey, birçok insan için ihtiyaç falan ve benim için nefes almak. O yüzden şart. Tek durduğun tatil nokta. Şart. Tek durduğun nokta orası o zaman. Tabii. Yani durabildiğim kadar. Flört. Heyecan. Böyle cevapları hiç görmedim. Hemen flörte geçtik. Kurgu. Yalan. Güzel geçti. Güzeldi peki. Keşke benim olsa bölümümüz var. Bakalım. Ah be benim olsa dediğin şarkı, klip, konser yani böyle aklına kim geliyor mesela uyduruyorum. Nedir? İşte Cranberries klibine bakınca böyle benim olsa dediğim bir formatta aklında ne var? No Doubt'ın Tragic Kingdom albümünün konseri kapağını var. Kapağını bile seviyorum ben onu. Ya onun DVD'si, DVD vardı o zaman. Tabii. Onun da o konseri izlediğimde ve o konserde benim hala şu an mesela oradan görüp, fikir üretip sahnede hala yaptığım bir şey var. Aha. O konser benim için inanılmaz. Keşke o konser ve o statta ben konser veriyor olsaydım. Vay güzel. Peki geldik bonus track kısmına. Bonus yep. Track. Yaktığın klip var mı mesela? Yok. Yok. Ya ben Oğlak Burcu'yum. Ha. Biraz o konuda şeyim, titizim de ve klip çekilecek şarkıyı, klip çekilmeyecek şarkıyı bilirim az çok. Tabii ki de arkadaşlarımın fikrini, müzisyen arkadaşlarımın fikrini alırım ya da işte plak şirketinin falan ama şimdiye kadar yapıp da çöpe attığım hiçbir şey yok. Senin sesinden duymak isteyebileceğimiz şarkılar olur mesela. Senin var mı? Ya şu şarkıyı da ben söyleseydim dedim. Varsa hani böyle bize bir nakarat belki şöyle. Bak şu şarkı benden de oluyor aslında dedin. Zeki Müren çok severim. Heyecanlandım ben. Ailemle seyahat ederken ben ilkokula gidiyordum. Her hafta sonu gidip gelmek zorunda olduğumuz bir yol vardı. Babam çok dinlerdi Zeki Müren kasetleri. O yüzden inanılmaz bir kendiliğinden gelişen, oluşan bir Zeki Müren arşivim var. Hepsi omuriliğimde. Of. Oradan Mihrabım Diyerek diye bir şarkı var. Çok güzeldi. Çok severim. Onu ben çok severim. Belki de olur bu arada. Bu da bir hayallerimden biri aslında. Öyle mi? Zeki Müren şarkıları öyle söyleyebilmek. Öyle alabiliyor muyuz seninle? Ayıp mı olur? Aklında mı sizce? Olmaz. Aklımda tabii canım. Mihrabım diyerek sana yüz vurdum ömrümün dalında bir yuva kurdum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Motto Müzik'te daha neler olacak neler. Ben vardım hep vardım. Ben vardım sen yoksaydın. Hadi şimdi.